Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 5 Aralık Pazartesi Bursa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 10 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altılımız var sevgili dostlar. İnşallah güzel bir program sizlere sunarım. Herkese bol şanslar diliyorum. Tabii ki tuttuğumuz safkanlar var, alternatif banko adaylarımız var. Bakalım, inşallah iyi bir sonuçta ayrılırız. Haftaya güzel bir başlangıç yaparız sevgili dostlar. Evet, videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak, o güzel yorumlarınızı da bana bırakarak destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşuyla itibaren saatlerimiz 12.30'u gösterdiğinde birinci altılı gayanımız bir maiden koşu, dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkacaklar. 11 safkanımız yer alacak. Evet, birinci altılı gayanında bakıldığı zaman Ulu Dergah Mustafa Çek tercihinde, yani çok ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Yaptığı son koşusunda Bursa'da 1300'e 6.lık da ayrıldı. Ondan önce 1300'e yine bir güzel bir ikincilik de ayrıldı ama ben burada Ulu Derya'nın yani favori çıkacak ama birazcık zorlanacağını düşündüm. Çünkü mesafe kısa, yani bu safkan birazcık ayağına ağır bir safkan sevgili olsa, bunu da dile getireyim. Burada Avaşin liderliği alabilir. Dikkat, bomba bir isim. 8 nolu safkanımız, 11 nolu Ulu Maya. Ulu Umay, pardon arkadaşlar, Eren Kadirlerle, yani burada seri safkanlar da var. Eğer Ulu Derya, yani yarışlarına şöyle baktığımız zaman son yarışlarına sevgili dostlar, yani bir altıncılık, ikincilik Çim'de yaptığı bir ikinciliği var. Son koşusunda Alican İnci ile yaptığı 1300'e bir ikinciliği var ama yani mesafenin kısa oluşu birazcık ben tereddüt yaşadım sevgili dostlar bu koşuda. O yüzden ben yanına at yazma kararı aldım. Tabii ki tercih size bırakıyorum. Bir nolu Ulu Derya ile de birinci altılı banko ile başlayabilirsiniz. Evet, benim burada iki nolu Avaşin Onur Yıldız da kulvar 2 çıkıp liderliği alırsa ayağına çok seri bir safkan, bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir bize. Yani Ulu Derya'ya ciddi rakiptir. İkinci şansla değerlendireceğiz. Sonra 11 nolu Ulu Umay diyeceğim. Eren Kadirlerle bu safkana da çok dikkat diyeceğim. Birazcık zorlandığım bir koşu bu sevgili 3. tercihim. Sonra 8 nolu Seda Nurum olacak. İlk defa kuma çıkıyor. Çok dikkat. Ve de 3 nolu Babayan diyeceğiz. Tolga Yıldız'da. Evet, zor bir koşuyla altılı gayanımızın başlangıç ayağı zor bir koşuyla başlıyor. Hatta burada yer alan arkadaşlar 4 nolu Gölge Kızı da Kadir Tokoçoğlu'yla dikkat diyebilirim. Yani bunu da ilave edelim sevgili dostlar. Yani gözümüze çarpan bir safkan. Şablonumun içerisinde vardı ama yazayım mı yazmayayım diye tereddüt ettim. Yazacağım sevgili dostlar. Yani bir alternatif banko, ufak bir çel oynayacak arkadaşlar, yönelebilir ama ben zorlandığım bir koşu 2, 11, 8, 3 ve 4 şeklinde oluştuğu birinci altılı gayamızın başlangıç ayağı pek de kolay bir yarış olacağını düşünmüyorum bu kısa mesafede. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Şartlı 4 bir mücadele, 4 yaşlı Arapların 1400 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. Birinci 5'li gayanımız da burada start alacak. Evet, büyük ihtimalle ayağına seri bir safkan burada basket, yani çıkacak liderliği isteyecektir, alacaktır da Onur Atmaca'yla. Arkası Uzun Mehmet, yarışı böyle bir tempoyla süratlendireceklerdir. Ama sonlarda etkili gelecek burada iki nolu Kadaloğlu var. Ali Yıldız, sevdiğim bir aprant arkadaşımız da yaptığı son 1400'ü kazanma başarısı gösterdi. Ondan önce koşularda aynı şekilde Kocaeli'de de 1400'e iyi bir sonuç elde etti. Berkan Çığla'yla kazanmıştı. Yani kazanmanın en güçlü adayı olarak görüyorum. Tabii ki Uzun Mehmet de ben Mertcan Çelik'le ikinci tercihim olacak. Ve de burada bir tane de sürpriz bir isim olacağını düşündüğüm 332 günlük bir aradan sonra Kadir Tokoçoğlu ile tekrar buluşan 8 nolu Geçer Kralı mutlaka ben değerlendireceğim. Bunu da dile getireyim. Sıralamam 2, 3, 8 şeklinde oluştu.
Evet, üçüncü koşumuz handikap 16 bir mücadeleyle devam ediyoruz. Evet, 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kuma çıkacak birinci dörtlü gayrımız da burada start alacak. Evet, bakıldığı zaman Kayaların Fatih, Gökhan Kocakaya ile ilk defa buluşan bir safkanımız Bursa pistinde İstanbul'da kazandı. Arkasından Bursa'da 1900'de güzel bir ikincilik. Hemen akabinde handikap 15'i Halil Kaplan'la çok rahat bir yarış sergileyerek koşuyu kazanmasını bilmişti sevgili dostlar. Yine önde gelen isim olacaktır. Ama ben burada 4 nolu Tiranlı Mustafa Çiçek'le unutulmayacak bir safkan mutlaka değerlendireceğim. 7 nolu Beyhan Efe olacak. O da Furkan Karakurt'la 4'te 1 yaptı. Son koşu handikap 15'i Furkan Karakurt'la kazandı. Kayaların Fatih'in de yarım boylu da olsa geçmesi gösterdi. Yine geçme potansiyeli olan bir safkanımız diğeri de kesin ihmal etmeyeceğim. 10 nolu Ulu Bey'i Ali Yıldız'la, 9 nolu Fırat'ın Öfkesi Onur Yıldız'la mutlaka değerlendireceğim. 1 nolu Bal Melda ve 8 nolu pardon arkadaşlar 9 nolu Sarraf Çağ'da çok çok dikkat diyeceğim. Demin herhalde 9 diyerek Fırat'ın Öfkesi dedik ama 8 nolu Fırat'ın Öfkesi ve 9 nolu Sarraf Şah diyeceğim. Burada da zor bir koşu bizleri bekliyor. Denk mücadele sıralamam 5, 4, 7, 10, 8, 1 ve 9 şeklinde oluştu. Evet, dördüncü koşumuz bir maiden, dişilere mahsus bir koşu. 7 plase ve birinci üçlü gayemiz burada start oluyor. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkacaklar. 1 ile 3 nolu safkanlar ekür olarak start alıyorlar. Evet, bilinen güç ve kalitesi yani tartışmaz, yani burada yani şöyle tartışmaz derken ayağına seri bir safkan olarak demek isterim sevgili dostlar. O da bir tek seri safkan, ben onu gördüm. 1 nolu Irmak Soy. Yani çıkacak bir liderlik alacaktır. Ekürüs'te ilk defa bir kuma çıkacak Cemal Paso'yla. O da ilk defa buluştu. Bursa'da yaptığı 1400 metre çiminde maalesef bir derecesiz olarak ayrılmıştı. Ekürüs'ü Irmak Soy o koşuda bir ikincilik çıkarttı. Yani Yunus Emre Yüksel'le pek o kadar şey yapmadı, üstüne de gitmedi. Hatta 3-4 boyla geç çıkmıştı. Yarışı Rölant tempoda 13 safkanın arasında 11'cilikte tamamlamıştı. Şimdi kuma çıkacak. Irmak Soy liderliği alacaktır. Büyük ihtimalle kesinlikle alacaktır. Sonlarda ekürüsüne de yardımcı olmak amacına yarışı biraz sürate bindirecektir. Ekürüs de sonlarda çıkacağı ilk kum performansında etkili bir koşu gelebilir. Dikkat diyeceğim. 1 nolu safkanlar benim ekürler ilk tercihim. İkinci atım 2 nolu Armağan Hanım diyeceğiz Eren Kadirlerle. Üçüncü atımız 9 nolu safkanın Gökhan Kocakaya'yla. Sonradan 4 nolu Ceyda Kız, bu safkana da çok çok dikkat sevgili dostlar. Bu da ilk defa kuma çıkacak, çalışmalarını gayet muntazam buldum Halil Kaplan'la. 4 ve 8 nolu Pamucak. Sonları etkili gelebilir bu kısa mesafede. Değerlendireceğim Mertcan Çelik'le. İlk defa buluştu. Sevdiğim bir arkadaşımız. O da Pamucak'tan da enteresan bir koşu gelebilir. Dikkat. 1, 2, 9, 4 ve 8 benim sıralamam. Evet, 7. plasa için sevgili dostlar ben 1 nolu Irmak Soy'u yalnız başına bırakacağım. 7. plasa da bunu da dile getireyim, ekürlere tercih yapacağım. Yani ikiliyi de bozacağını düşünmüyorum. Evet, 5. koşumuz 2. altılı gayemiz burada start alıyor. Şartlı 4 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kuma çıkacak 10 safkanımız yer alıyor. Evet, burada ben hem 2 altılıyı da bağlayan bu koşuda benim banko adayım olacak. O da şöyle yarışa döndüğümüz zaman yani büyük ihtimalle 1 nolu safkanımız liderliği isteyecektir. 3 ona keza birazcık süratlendirecek koşuyu. 10 nolu Tulpar Kız sevgili dostlar Furkan İmne. Bu da yarışı çalmaya çalışacaklardır. Benim burada banko adayım 2 nolu Lala Bunny olacak. Yaptığı 2 kum performansı da 1400'de mükemmel koşular çıkarttı. Şartlı 3 kazandı. Son koşusunda da hatta 5-6 boy gibi, yani şunun da geç çıkışları var işte sevgili dostlar. Yani 3 koşusunda geç çıkarak mücadele içerisine girmişti. Yani 5-6 boy gibi geç çıktı ayağın kurşunla. Ama sonlarda zaten bankomuzu sevgili dostlar sonlarda yarışı iyi bir sonuçta kazanma başarısı göstermişti. Tulpar Kız o zaman yarışı
O da sonlara bariyer dibinden gelmeye çalıştı ama önlerde yine devam etti koşusuna. O koşta burada yedi nolu safkanız vardı, kinesis vardı. Bunlar da bir tempo içerisine girmişlerdi. Ben Lalabani'nin 100 metre kısaldığı mesafe Gökhan Kocakaya ile ilk defa buluştu. Bir Amerikalı orijinal olarak da eşkol olarak da mükemmel bir safkan. Ben banko olarak tercih yapacağım. Yani ikinci altılı galibim zor bir. Eğer gelmediği takdirde zaten burası bulmak zor. Yani 3, 4, 6, 8 ilk yarışında mükemmel bir koşu çıkarttı. Kazanmasını bildi sevgili olsa hatta farklı kazandı. Çetin Taş da zaten kendi de çalıştırıyor bu safkanı. 94 günlük bir ara var. Kendi de çalıştırıyor. Yani mükemmel bir koşu çıkarttı. Kazanmasını bildi. Devreye girebilir. 10 nolu Tulpar Kız, Furkan İmne. Yani ya iki banko ama ben banko değerlendireceğim. İki altılı diye bağlayan bir koşta. İkinci altılı ayında iki tane bankom olacak. Biri burada başlangıç ayında. Dileyen arkadaşlar bankoları başka yerde değerlendirecek. Kafada da bir nolu safkanımızı önermiştik. Orada banko değerlendirip burada yıkabilir. Yani 3, 4, 6, 8, 10. Yani bunların ciddi rakipleri olacaktır. Ama ben iki nolu Balabani'yi banko tercih yapacağım. Bunu da dile getireyim. İkili için 8 ile 3 nolu sapkanımızı arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Bunu da önereceğim. Evet, 6. koşumuz handikap 16. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kuma çıkacaklar. 11 sapkanımız mücadele içerisine girecek. 10 ile 11 nolu sapkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, benim ilk tercihim 2 nolu Basbalia diyeceğiz. Altun'la ilk defa buluştu. Etkili, güçlü bir orijin o da. Yukarıda 5 nolu safkanımızın gibi aynı orijinler sahip olan bir safkanımız. Yani ben çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim 2 nolu Basbaliad olacak. İkinci atım 9 nolu safkanı Leyli Karşıyaka Onur Yıldız'la yaptı son üçüncülüğü. Ben kaydı almam. Ondan önce 1900 şartlı 19 güzel bir sonuçta taçlandırmıştı. Bomboş kiloyla değerlendireceğiz. İkinci tercihimiz 9 Leyli Karşıyaka. Sonradan 7 nolu Mistuana Gökhan Kocakaya'yla 1 nolu safkanımız Ali Yıldız'a bakmayın 62 kilo olduğuna bombayı patladı bir çok çok dikkat. Sonradan 3 nolu Kartanesi ve de 10 nolu İşin Aslı diyeceğiz ekürler. 2, 9, 7, 1, 3 ve 10 şeklinde oluştu. Evet, 7. koşumuz handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. Evet, koşuya döndüğümüz zaman Kandıra Güzeli son yaptığı birinciliği gerçekten ben başarılı buldum. Bursa'da şart 4400'ü şimdi mesafenin uzaması ona yine yarayacaktır. Kesinlikle ihmale gelmeyecek bir safkan. Benim ilk tercihim 1 nolu Kandıra Güzeli olacak. İkinci atım 4 nolu Kara Kara sevgili dostlar mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 8 nolu Fizyon olmazsa olmazlardan olacak. 9 nolu safkanımız ve de 3 nolu safkanımızla kuponumuza işaretleyeceğiz. Evet, sıralamamız nasıl oluştu? 1, 4, 8, 9 ve 3 şeklinde oluştu. Evet, 8. koşumuz kısa vadeli. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacaklar. 8 safkanımız yer alır. Evet, burada da bir tane alternatif bankomuz. Ama ben bunun yanına tuttuğum 3 safkan var. Onları da değerlendireceğim. Alternatif bankomuz kim olacak? Yaptığı son iki koşusunda da Bursa'da şartlı 5800, şartlı 4800'ü kazanma başarısı gösteren 5 nolu safkanımız birini Gökhan Kocakaya ile son koşusunu Ali Yıldız'a kazanmıştı. Yine koşun en şanslı ismi alternatif bir banko adayı olabilir. Ama zaten birinci altılı gayemizin ilk ayağında bankomuz 2 idi. Orada yıkabilirsiniz. Burada değerlendirebilirsiniz. Ama ben burada rakip hani ben 2'ye çok güvendim. Altılı gayemizi ben banko ile başlayacağım. Ama ben burada 2 nolu safkanımız Mehmet Kaya ile 3 nolu safkanımız Junior Çınar Mustafa Çiçek ile son yarışını çok başarılı buldum. Kısa vade 7'de hatta mücadelesi vardı. Junior Çınar koşuyu lehine çevirmesini bilmişti. Değerlendireceğim. 3 nolu safkanımız ve de aynı koşuda King Colin bu safkanı da ben geçenlerde zaten İzmir koşusunda aynı Junior Çınar'la beraber koşu dikkat demiştik. İyi bir koşu çıkarttı ama Akın Sözen'e bir beşincilik elde etti. Tekrar Bursa pistine gelen King Colin'den ben bu sefer daha etkili bir koşu gelecektir. Kadir Tokoçoğlu'yla tekrar buluşan
4'ü es geçmeyeceğim. Çıkıp liderliği alırsa bitirebilir. Çok çok dikkat. 5 alternatif bir bankomuz 2 3 4 benim bu koşudaki sıralamam. Evet, 9. koşumuz bir maiden dişiler aması 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. 2. altılı gayemizin 5. ayına tekabül eden bu koşuda benim 2. bankom, zaten de dile getirdiğim gibi 2 banko ile gireceğim. 1. altılı 2. altılı gayemizin 2 ayında bankomuz. Burada da 3 nolu beyaz gece, artık burada madene veda etmesini bekliyorum. Sevdiğim bir apprent arkadaşımızı Ali Yıldız'da üstünde son yaptığı ikinciyle bu koşu için gayet tatminkar buldum. 1300'de güzel bir koşu, başta kaybetmişti Saad'ın ateşine sevgili dostlar. Orada Cari de vardı, Cari'ye de 9-10 gibi fark atmıştı. Yani burada da yine aynı safkanlarla koşacak. Bunu ciddi rakibi olan Cari'ye de zaten o zaman 9 boy fark atarak kazandı, ikincilikte kalmıştı. Ben Beyaz Gece'nin Ali Yıldız'la bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim bankomdur. Banko olarak değerlendireceğim. Evet, buna rakip olarak ben ikili deneyecek arkadaşlar için ben deneyeceğim. 2 nolu Afedi Sultan ve de 4 nolu Cari diyeceğiz. Furkan İmne 3 bankom 4 ile 2 arkasına ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet, 10. koşumuz handikap 14, 3 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkıyor. 17 safkanımız yer alacak. Altılı gayemizin son ayağı tam bir kapamalık bir ayak. Evet, ben burada fazla bir safkan kuponunda şans vereceğim. Sıralamam şu şekilde olacak. Evet, 8 nolu safkanımızla başlayacağım. Nurettin Şen'le benim ilk tercihim. 2. atım 4 nolu Baba Fahrettin. 3. atım 5 nolu Ardahan Nevzat Avcı'yla. Sonradan 7 nolu Kilik olacak Ali Yıldız'la. 9 nolu safkan Uçar Demir İbrahim Halil Ketme ile. 15 nolu safkanımız Seçkin Yürek. 16 nolu safkanımız Hızlı Er Onur Yıldız'la. Son koşu çok başarılı, çok güzel bir koşu çıkardı, kazandı. 16'yı da ihmal etmeyeceğiz. 1 nolu safkanımız da Bak Gör, buranın çok kaliteli bir ismi, mutlaka yazacağız. Ve de 3 nolu Anamon Çiçeği diyeceğiz Cem Altun'la. 8, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 1 ve 3 şeklinde oluştu 2. altılı gayemizin son ayındaki sıralamamız. Evet, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar, Şanlıurfa program için şöyle üstünden geçerek sizlere önereyim safkanları isterseniz. Notumu da almıştım. Biliyorsunuz ayrı bir video çekmiyorum. Dileyen arkadaşlar oynayabilir, değerlendirebilir. Yani orada da 8 koşu bir program var. Altılı Ganyan 3. koşuda başlayacak. Yani 1. 4'lü Ganyan 7 plase oynayacak arkadaşlar için 1. koşu 1. 4'lü Ganyan 5-6-1 5-6-1 2. koşu 7 plase 1. 3'lü Ganyan için 2-3 ayrılmış burada görüyorum. Sonra da Altılı Ganyan'ımız 9 ve 6 1. ayında tuttuğum safkan 2. koşu, yani 4. koşu Altılı Ganyan'ımızın 2. aya 5'lü Ganyan oynayacak arkadaşlar 13 12, 11, 2. Sonradan 4'lü Ganyan oynayacak arkadaşlar için 6'lı Ganyan 3. aya 8, 3, 1 değerlendirebilirsiniz. 4. koşu 6'lı Ganyan'ımızın 4. aya ve de 3'lü Ganyan'ımız burada başlıyor. 8 banko olabilir. Banko tercih yapabilirsiniz. Rakip hanesine 7, 6, 5 ikili için cazip isimler. 5. koşu, yani 6'lı Ganyan'ımızın 5. aya 7. koşu 1, 5, 6, 8 ve son koşu 15, 9, 3, 2, 1 sevgili dostlar. Urfa programı için sizlere bunu da ufak bir not amaçla sizlere sunmak isterim. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yazdığınız safkanlar Ganyan olsun sevgili dostlar.